Doğrusundan başlayalım. Doğrusundan şimdi. Başlayalım. Şimdi aslında konumuz, ben ayağa kalkayım. Şimdi aslında konumuz şuradan başlıyor. Şimdi bir kere bir varisten başlıyor. Yani varis şu. Bu bacakları çok görüyorsunuz. Özellikle iç topuk, şurası sol bacağın iç topuğu. İç topuğun altında şu renk değişiklikleri olduğu zaman bu kişide en az 10-15 senelik bir toplar damar yetmezliği vardır. Yani bir dış damar varisi vardır veya iç varisi vardır. Şimdi bunu gördüğümüz zaman biz artık bunun tedavi edilmesi gerektiğini, hatta süre bile kaçtığını düşünebiliriz. Bir sonraki slide alalım. Ağrı da vardır burada değil mi hocam? Bu zaten, bu hastamız ağrıyla gelir, tırnaklarında sorunlar vardır, bacak şişliğiyle gelir. Bakın işin diğer tarafı. Yani varis diye kolaylıkla bu al çorabı tedavi ol değil. Al şu ilacı tedavi ol değil. Şimdiki sorumuzun varislerin gittikçe gelişmesinden sorunlar çıkıyor. Burada birkaç tane bacak yarası ortaya çıkardık. Her bacak yarası da varis yarası değildir. Örnek olarak varis yarasında hemen ayak bileği, ayak bileğinin etrafında bir yara oluşur. Basınç, en fazla basınç bacakta ayak bileğinin etrafındadır. O yüzden varis çoraplarımızda en fazla orayı sıkması gerekir. Orayı böyle basıncını engellemesi gerekir. Bakın ayak bileğinin etrafında şu yaralar, bunlar varise bağlı yaralardır. Çorabın da katkısı var mıdır hocam? Normal giydiğimiz çorapların. Yani varis çorabı değil de. Hayır, bunun tamamen hocam nedeni içteki damarların, varislerin, toplar damarların yetmezliğidir. Mesela şurada bir yarayla geldiği zaman bende varis çorabım var, varis yarası mı var der. Şu yara ve şu yara. Bu yaralar hocam sizle ilgili. Diyabetiktir bunlar. Bunlar özellikle nöropatik yaralar. Yani evet, diyabete bağlı basınç yaralardır. Neden burada olurlar? Mesela şurada şu ayağın altındaki, özellikle ayağın vurduğu yerlerde ortaya çıkar. Atipik görünümlüdür bunlar. Bunlar farklı yara türüdür. Hı hı. Mesela şu yara, bu yara mesela atar damar yetmezliğine bağlı yaradır. Atar damar yetmezliğine bağlı yara. Parmaklarda bozulmaları görüyorsunuz. Şimdi hastamız bu şekilde geldiği zaman, burada önemli olan şey şu. Hastamız bu şekilde geldiği zaman, aa sizde varis yarası var, varis çorabı verirseniz hastaya, atar damar zaten daralmış. Siz iyice dışarıdan baskı yapacaksınız ve bu baskılardan sonra artık bacaktaki atar damar bozukluğu artacaktır. O nedenle bir kere klinik olarak bunu iyi tanımak gerekir. İşte varis yaraları bunlardır. Diğer atar damar ve nöropatik yaralar bunlardır. Bunlarda varis çorabı kullanmak uygun değildir, yasaktır. Bunlarda da varis çorabı kullanabiliriz ama hep farklı basınçlarda. Nereye ne yapacağımızı bilerek.